Sayın Sucuoğlu, hoş geldiniz. Saat halinizi Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malumunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye açısından hem devletimiz hem milletimiz açısından çok derin bir anlamı var. İfade ettiği anlam çok kıymetli. Birçok uluslararası ilişkilerle ilgili birçok konuda burada siyasi partiler arasında da görüş farklılıkları oluyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bütün herkes Türkiye'de mutabıktır. Biz her halükarda, her şart altında daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Şüphesiz bu sadece duygusal bir yakınlık değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davası aynı zamanda bizim de davamızdır, milli davamızdır. Aynı zamanda bu dava hem hukuk hem siyaset bakımından hem tarihi temelleri bakımından haklı dayanaklara sahiptir. Bu bakımdan her zaman Kıbrıs'a gelmekten de Kıbrıs'tan gelen dostlarımızı ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. İki devlet ama tek millet. Evet. Dolayısıyla kaderimiz ortak. Biraz önce dediğim gibi ayrısı gayrısı olmayan et tırnak misali. Bizler anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle hep Kıbrıs Türk'ü Türk insanının Kıbrıs'taki Türk soydaşlarına her koşulda karşılıksız hiçbir beklentisi olmadan her türlü yardımı yapmıştır, yapmaya da devam ediyor. Tabii biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının devamı iki eşit egemen devlet kararımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koymuş olduğu bu kararın tutumu şu anda hükümet olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük partisi olarak, Ulusal Birlik Partisi olarak büyük bir destek veriyoruz. Kayıtsız şartsız bir destek veriyoruz. Yeni ortaya konan kararlı tutum Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin inşallah önümüzdeki süreçte uluslararası tanınma yolunda da bizi ileriye götürecek kararlı bir tutumdur. Doğu Akdeniz'de tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlı tutumları bizleri özellikle hidrokarbon zenginlikleri ve bunun sondajında ki tutum bir adım öne taşımıştır. Bizim ortak kaderimiz ve dinimiz, ırkımızla aynı olduğumuz Anadolu'dur. Kaderimiz de Anadolu'dur. Bu vesileyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Kurucu Cumhurbaşkanımızın Rauf Beşiktaş'ın bugün 10. ölümünün dönümü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu seviyelere gelmesinde, Cumhuriyet'in kurulmasında çok büyük emeği olan büyük bir politikacı, büyük bir Türklük aşığı, bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin diyorum. Sayın Tatar'ın madem ki iki halk var, iki devlet olması lazım şeklindeki tezi, politikayı Türkiye olarak biz Sayın Cumhurbaşkanımız da defalar ifade etti. Destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız. Sayın Rauf Denktaş'ı rahmetle anıyorum. Hem Kıbrıs davasının büyük bir mücahidiydi, hem de kurucu Cumhurbaşkanı uzun yıllar bu davayı omuzlamış, yürütmüş bir insandı. Yani ruhu şad olsun. Rahmetle anıyoruz daima.